tarihi bir toplantıyı ekranlarınıza getiriyoruz. Suriye hakkında etnik çatışmalar var deniyor. Suriye hakkında Esad kendinden başka herkese zulmediyor deniyor. Bakalım bu gerçek mi? Ve çeşitli dinlerden din adamları şu an stüdyomuzda. Ben onları sizlere tanıtacağım ve sorularımızın yanıtlarını dinleyeceksiniz. Gerçek nedir? Birlikte duyacağız. Evet, ilk konuk Sayın Zekeriya Selvahiye, Laskiye Müftüsü kendisi ve Biladüşşam Birliği üyesi. Biladüşşam ne demek? Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin ülkelerinin müftüsü, Şam ülkelerinin müftüsü deniyor kendisine. Diğer konuğumuz Sayın Alevi dedesi Gazel Gazel, yine Laskiye bölgesinde ikinci temsilci din adamı konumunda. Sonra Ortodoks Kilisesi'nden Sayın George Hush var stüdyomuzda sorularımızı yanıtlamak üzere. Ve Sayın Şeyh Ahmet Mansur var. Kendisi bir öğretmen, din öğretisi veriyor gençlere ve halka. Ve Sayın Fefa Sufi konuğumuz, Laskiye Vakıflar Müdürü kendisi. Ve bir başka Alevi dedesi temsilcimiz var, Şeyh Halil El Hatip. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan ve benim sorularımı yanıtlayacak, umarız zamana uygun, zamana yeterli, açıklayıcı, net yanıtlar sunarız sizlere. Türkiye'de Türk halkı şunu merak ediyor, Suriye'de bir dinsel çatışma mı var, Suriye'de bir etnik çatışma mı var ya da Esad kendinden olmayan bütün mezheplere veya dinlere bir zulüm mü uyguluyor? Bunun cevabını almak istiyoruz. Bu açıdan Suriye'de nasıl bir etnik veya dinsel veya mezhepsel bir yapı var? Bunu cevabını alabilir miyiz sizden? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وصلى الله على سيدنا محمد وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل صحب وآل كل وصحب كل إجمعين بداية Yüce Allah'ın bağışlayan, Yüce Allah'ın adıyla başlıyorum, sizi selamlıyorum. Size Arap, size öncelikle Hür Arap soylu, insancıl ve uygarlıklar sunmuş Arap diyarı olan Suriye'den Laskiye'ye hoş geldiniz diyorum. Bu öyle bir Suriye ki bu insanlığa uygarlığı, kerameti, insanlığı, hoşgörüyü, sevgiyi hediye etmiştir. Tüm Araplar bunu bu şeyden, bu hoşgörüden, bu insanlıktan, bu uygarlıktan oldukça fazla etkilenmiş ve esinlenmiştir. Hesap cedverini yaratan, hesap cedverini yaratan ve bütün insanlığa hediye eden, uygarlıkların başı olan, matematikte büyük şeyler yapan, buluşlar yapan bir uygarlık kesinlikle etnik ve ırkçı, mezhepçi olamaz. Yüce Allah bize biz sizi kadın ve erkek olarak yarattı ve siz birbirinizle tanışın diye bunu yaptık dedi, diyor ayetinde. Ve bu bize söylenen, bu bize emredilen bir şeydir. Birbirimizle tanışıp kaynaşmamız. Bize Yüce Allah birbirinizle kavga edin, birbirinize saldırın diye emretmedi. Bize, biz sizi kadın ve erkek olarak birbirinizle tanışın, kaynaşın, dost olun diye emretti. Suriye'de hiçbir mezhep veya hiçbir etnik kimlik saldırı altında değildir. Saldırı altında olan yüce, insancıl, uygar, büyük uygarlıklara analık eden, insanlığa analık eden Suriye devletinin kendisidir. Suriye'nin kendisi Siyonizmin ve Amerikan emperyalizmin, Amerikan sömürüsünün saldırısı altındadır. Burada hiçbir mezhep, hiçbir etnik kimlik saldırıda değildir. Ana olan Suriye tamamıyla saldırı altındadır. Lem yeslem min إجرامهم مسلم ولا مسيحي
Onlar bize saldıran teröristler ne Müslümandılar ne Hristiyandırlar. Onlar hem Sariye'yi hem Sariye'yi katlettiler. Sariye Hristiyandı, Sariye Müslümandı. Onlar uygarlık sahibi de değildiler. Onlar bu ülkenin bütün değerlerine, bütün insanlık ve uygarlık değerlerine saldırdılar. Onlar bu ülkenin sahibi de değildiler. Çünkü onlar bu ülkenin kendi öz kaynaklarıyla yarattığı bütün binalarını, hastanelerini, okullarını, fabrikalarını, tarlalarını, devlet merkezlerini, askeri binalarını yok ettiler. Ben Sayın Gazel Gazel'e bir şey sormak istiyorum. Acaba acaba Suriye'nin mezhepsel mozaik yapısı nedir? Bize bir harita çizebilir mi? Habbeza lev tukaddim lana harita an el-bunya av bunyet el-mujtema' el-suri. Ve mezhep savaşları, mezhep ayrılığı temelindeki savaşlara savaşlar için elverişli midir buradan? وهل هذه البنية المجتمعية مناسبة أو هي أرض خصبة لصراعات مذهبية أو عرقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الخارطة أرى في جبال سوريا المنعة والقوة وفي بحار خارطة Haritamız Suriye dağlarında güç, kuvvet, kararlılık, denizlerinde bilgi, deneyim ve öngörü, vadilerinde hoşgörü, dostluk ve kardeşlikten çizilmiştir. Tüm vatandaşlarımızın hepsi bu ülkede ortak yaşamda sevgi ve kardeşlikte oldukça hakka sahip, sevgi ve kardeşlikte hakka sahiptir ve burada hakkı vardır. Eğer Kur'an'da, Yüce Kur'an'da söylendiği gibi İslam bir sevgi ve rahmet dini ise insanlığın Resulü hiçbir ırkçılığı ve kini kabul etmiyor ise o zaman İslamiyet'in birbirinden herhangi birine zulmü, herhangi bir kötülüğü olabilir mi? Bir Müslüman İslam geldi ve İslam'ın peygamberi onu toprağa ekti ve Yüce Tanrı'nın kudreti onu yeşertti, büyüttü ve geliştirdi. Müslüman Kur'an'da, yüce dinimizde Müslüman, Müslümanın kardeşidir der. En basit karıncayı, küçük bir haşeratı bile koruyan yüce Kur'an, yüce İslam dini nasıl olur da bir insanın bu şekilde katledilmesine, öldürülmesine, zulüm görmesine izin verir. Peki İslam dini bunu nasıl kabul eder? İslamiyet, sevgi, hoşgörü, anlayış ve birbirine saygı dinidir. Müslüman olan, İslam'a inanan her kimse diğerleri insanları dilinden, kalbinden, aklından sever ve korur. Şimdi Türkiye'deki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözünü sık sık kullanır. Mitinglerde, parti konuşmalarında, basın toplantılarında sık sık kullanır ve bu sözden hareketle Suriye'de büyük bir zulüm uygulandığını, bu nedenle Türkiye'deki kamplara izin verdiğini ve onlara dolaylı olarak da destek verdiğini ve bir an önce Esad yönetiminin bu nedenle gitmesi gerektiğini dile getiriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Suriye tu kullaha al-amal allazi yabni ve bana al-yad al-kaviyye vel-fikr. Suriye güvenliktir. Suriye merhamettir, sevgidir, koruyandır, düşünendir. Suriye iktidardır,
aslandır. Suriye bugüne kadar hiçbir vatandaşına, hiçbir çocuğuna hiçbir şekilde ayrım yapmayan sevgi dolu, şefkatli bir anadır. Biz bundan önce sabah namazında evlerimize, çocuklarımıza ekmek götürürdük. Bunlar, bu teröristler şimdi sabah namazlarında çocuklarımıza kurşun yağdırıyorlar. Ellerini çocuklarımızın kanıyla yıkıyorlar. Biz daha önce barış içinde, mutluluk içinde yaşarken şimdi bu teröristler ve bu katiller tarafından tehdit altındayız. Suriye bizi koruyor. Sayın George Kuş'a sorun olacak. Hristiyan toplumu kendini Suriye'de güvende hissediyor mu? Mesihin Suriye Kuvvetli Bismillah ve Lebel ve Ruhul Kudus El İlahil Vahid Amin Bismillahirrahmanirrahim Bihat tahiyye bil besme Bihat tahiyyeti el besme Leib hayyikon fiyya ve brahab fikon Suriye tarihi ma'ruf tarih kadim jiddan والمسيحية نبعت من سوريا من بلاد الشام وانطلقت إلى العالم وأول ما انطلقت إلى تركيا إلى آسيا الصغرى والكتاب المقدس عنا كتير بيحكي عن مدن تركية وبعيشنا نحن المسيحيين من قدم التاريخ إلى الآن دائما كنا نحس بالأمان والاطمئنان. Ben sizi öncelikle Kudüs'ün ruhu ve yüce bağışlayan rahmet eden yüce Allah'ın adıyla selamlıyorum. Hristiyanlığın tarihi biliniyor. Hristiyanlık bu topraklarda doğdu. Burada fışkırdı ve bütün dünyaya bu topraklarda yayıldı. İlk gittiği yer Türkiye'ydi. Küçük Asya'ydı Hristiyanlığı. Ve bizim kutsal kitaplarımızda bütün Türk şiirlerinin çoğunun adı defalarca geçmişti. Bugüne kadar Muhammed'in inancından sadece rahmet ve sevgi görüyorduk biz bu topraklarda. Bu topraklarda sevgi ve aile bağları vardı. Biz burada, biz bütün Müslüman kardeşlerimizle bir aile, bir inanç, aynı inancı, aynı doğruları, aynı yaşam tarzını paylaşıyoruz. Biz buraya dışarıdan gelmedik. Biz kimseden herhangi bir merhamet, herhangi bir kayırma beklemiyoruz. Bizim köklerimiz burada. Biz bu toprağa köklerimizle en dibine kadar sabitiz. Ve bu toprak bizi çok istiyor ve bizi kendisinde kalalım diye sıkı sıkı tutuyor. Biz şunu söylüyoruz, Hristiyan Batı'ya diyoruz ki, kininden, şerrinden uzaklaş, nefretinden, açlığından uzaklaş. Bu bir Haçlı saldırısı olmasın. Biz burada tüm Müslüman kardeşlerimizle birlikte bir vücuduz. Suriye kendisi bir beden. Eğer bir beden ve hepimiz, bütün mezhepler, bütün dinler, bütün etnik milletler hepimiz bu vücudun birer organıyız. Eğer bu vücudun herhangi bir organına bir şey olursa bu vücut ölür. Bu vücut yaşayamaz. Erdoğan'a da söylemek istiyorum. Kendi Müslümanlarına, kendi Hristiyanlığına ve Hristiyanlarına ihanet edene söylüyorum. Tayyip Erdoğan, bir an önce tövbe, bir an önce gerçekleri ve doğruya dön. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin asıl kurallarına, bütün Müslümanlara insanca yaşamayı, insanca inanmayı, insanca ibadeti öğreten Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kurallarına, kuruluş temel ilkelerine geri dön. Hayır, biz Suriye'de hiç korkmuyoruz. Bizi hiç kimse hiçbir şekilde etkileyemez ve hiç kimse hiçbir şekilde korkutamaz. Belki bizi biraz üzebilirler, belki bize biraz zarar verebilirler ama bizi asla yenemezler. Biz sadece Batı Hristiyanlığından korkuyoruz. Biz sadece Tayyip Müslümanlığından korkuyoruz. Lanallah
ما بيترك سوريا، خايفين من الغرب، الغرب المسيحي، وخايفين من إسلام أردوغان. هذا الخايفين منه. سوريا مثل ما ولدت الرسالات السماوية، الساهلة هلا محافظة على هالرسالات، ومثل ما شايفيننا نحن عيلة وحدة، نحن عيلة وحدة بهالبلاد. الله بضل بيظلل هالعائلة مهما تعبنا ومهما شفنا عم نزرف دم، إلا في النهاية الله بده يدمد هالجراحات. تعالوا إلي أيها المتعبين والثقيلي الأحمال فأنا أريحكم. Ben Sayın Şeyh Ahmet Mansur'a eğitimle ilgili bir şey sormak isteyeceğim. Öğretmensiniz aynı zamanda, değil mi? Üstaz Şeyh Ahmet Mansur, hazırtak üstaz. Naam. Suriye'de din eğitimi nasıldır? Din eğitimi almak isteyen ayrı bir okula mı gidiyor, yoksa aynı tedrisat, aynı eğitim mi uygulanır okullarınızda? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin ve sahbihi l-garril meyamin ve ba'd. Ahlen ve sahlen bikum fi biladi şems. أهلاً وسهلاً بكم في بلاد الشمس، نهضة الرسل ومحط الحضارات والتقاء الديانات. أهلاً وسهلاً بكم في لاسقية العرب، المدينة التي يسجد البحر على أقدامها. أهلاً وسهلاً بكم في بيوتكم. أهلاً وسهلاً بكم في بيتنا الكبير، سوريا الأم، سوريا أم السنابل الطالعة من رحم الأرض، أم الأبجدية وصرخة الفينيق. أهلا وسهلا بكم. Yüce Allah'ın adı ile sizleri selamlıyorum. Allah'ın Resulü Muhammed'e selam inanıyorum ile birlikte salavat ediyorum. Güneşin ülkesine hoş geldiniz diyorum. Güneşin ülkesi ve peygamberliğin indiği, peygamberliğin anlam kazandığı güneş ülkesine hoş geldiniz diyorum. Dinlerin geliştiği, dinlerin çıktığı ve dinlerin geliştiği bu köşkleri ülkesine hoş geldiniz diyorum. Suriye bir annedir. Suriye bütün çocuklarını seven, çocukları arasında hiçbir ayrım yapmayan, sevgiden, saygıdan başka hiçbir şey öğretmeyen, alfabeyi insanlığın hizmetine sunan uygarlıklar ülkesidir. Ve siz bu ülkeye, bu uygarlıklar ülkesine hoş geldiniz. Suriye'de, Suriye topraklarında camiler ve kiliseler yan yanadır. Suriye topraklarında Müslümanlar, Hristiyanlar yan yana ve birlikte ibadet ederler. Suriye'nin, Suriye bir çiçekler, rengarenk çiçekler ve o çiçeklerin muhteşem bir güzellik kattığı bahçedir. Suriye'nin buna hoş geldiniz. Siz bu rengarenk çiçeklerin bahçesi olan Suriye'ye, kutsal Suriye'ye hoş geldiniz. Biz buradan tüm sevgi ve saygımızı, muhabbetimizi, dost, kardeş, sadık, güvenilir Türk halkına hediye ediyoruz. Fakat bu hediyemiz kesinlikle Tayyip Erdoğan'a, Davutoğlu'na ve onların birlikte çalıştığı insanlara değildir. Dini eğitimle ilgili sorunuza şöyle yanıt vereceğim. Suriye Cumhuriyeti'nde dini eğitim bütün okullarında, bütün resmi devlet okullarında öncelikle sevgiden, merhametten ve saygıdan geçirerek öğretilir. Biz çocuklarımıza öncelikle birbirlerine saygı, birbirlerine sevgi ve birbirlerine merhamet etmeyi öğretiriz. Ve biz çocuklarımıza hem ilkokullarda hem lisede ahlak, aile terbiyesi, Hristiyanlık ve Müslümanlığı öğretiriz. Hâzâ huvâ el-dînü fî Sûriyâ. Bil-izâfati ilâ zâlek, كنت قد ذكرت عن التربية الدينية في المرحلة دينية
terbiyeye ek olarak söylemek istiyorum ki ilkokuldan liseye kadar biz devlet okullarımızda bütün dinlerin eğitimini veriyoruz. Fakat bunlara ek olarak şeriat liseleri dediğimiz İmam Hatip liselerinde ve İslam şeriatı fakültelerinde gerçek İslam'ı usulüne uygun, gerçek anlamıyla, fıkhıyla öğretiyoruz. Biz burada çocuklarımıza gerçek İslam'ı, doğru İslam'ı, Kur'an İslam'ını, dini terbiyeyi, gerçek İslam'daki dini terbiyede olan dayanışma, birlikte hareket etme, birlikte direnme, sevgi, merhamet ve mazlumların yanında olma terbiyesiyle büyütüyoruz. Ve tabii ki aynı şekilde yüce dinlerden biri olan Hristiyanlık dininin de eğitimini bu şekilde veriyoruz. الإسلام الصحيح من الإخاء والمودة والتعاون ونصرة المظلوم ورفع الظلم ومنع الفتنة وإلى ما هنالك من الخصائص التي اختص بها الدين الإسلامي و Bu Suriye son zamanlarda Suriye'ye yapılan düşmanca saldırı, Suriye'nin düşmanları tarafından bu kutsal ülkeye, bu dirayetli, sevgi dolu, hoşgörü dolu ülkeye dünyadaki bütün düşmanlar tarafından yapılıyor. Bu yeni bir işgal şeklidir. Burada şeyler halklar arasında, mezhepler arasında, komşular arasında fitne ve fesatla, katliamlar yaparak ve hırsızlıklarla, yağmacılarla, işgalciler tarafından saldırılarla böyle bir yeni bir işgal, yeni bir sömürü, yeni bir emperyalist saldırı yöntemine maruz kalıyoruz. Bu katiller, bu teröristler ve biz ne İslamiyet'in bir parçası ne de Hristiyanlığın bir parçası olarak algılıyoruz. Bunlar dinlerin, İslamiyet'in ve Hristiyanlığın dışına çıkan, kafir olan ve kesinlikle bu ülkeyi sevmeyen, bu ülkeyi yıkmak, yakmak, yok etmek ve bütün servetini kendisi ve sahiplerinin yararına sömürmek, koparmak isteyen insanlık düşmanıdır. Allah bizden çok fazla şehitler gitti. Çok fazla canlarımız, oğullarımız, kızlarımız öldü. Allah bir gün bize bunun hesabını soracak. Allah onlara da hesap soracak. Çünkü onlar insanlığın, sevginin, Allah'ın, dinin düşmanlarıdırlar. Ben diyorum ki onlar bu ülkenin evlatları değiller. Hristiyanlığın ya da Müslümanlığın evlatları, inananları değiller. Ben sözümü çok güzel bir ayetle bitirmek istiyorum. Yüce Allah size ayrımcılık yapmadan elinizdekini paylaşmayı emrediyor. Ayrımcılık yapan, birbirini sevmeyen hiçbir şeye sahip olmadan olmayacak ve kötülükler bulacak. Fakat ayrım bilmeyen, elindekini kardeşiyle paylaşan, kardeş olarak uyananlar Allah'ın sevgisine ve varlığına mazhar olacaklar. Sayın Favaz'a bir soru sormak istiyorum. Peki dinimiz, dinler farklı farklı, burada din önderleri konuştu ve dinin hep sevgi ve hoşgörü vaat ettiğini ve inanan insanların bu hoşgörü ve sevgi çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Peki silahlı mücadele başlatan, silahlı bir savaş başlatan işte Özgür Suriye ordusu ve diğer grupların hedefi nedir? Bir etnik savaş mı yaşanıyor, bir din veya mezhep savaşı mı veya kendilerinin söylediği gibi bir diktatörlüğe karşı özgürlük savaşı mı? Nedir bu Suriye'de yaşanan olay? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve afdalu salatı ve etemmü teslim ala seyyidina Muhammedin ve ala ahavayhi İsa ve Musa ve ahli kullin ve sahbi kullin ecma'in. Ehle ve sehlen bikum cemiyen fi hadihil belde tayyibe ve akulu lakum.
Allah'ın, Yüce Allah'ın adıyla İsa, Peygamberimiz İsa, Musa ve Muhammed'e saygılarımı ve selamlarımı sunarak başlıyorum. Söylemek istiyorum ki sen plan yaparsan, kötü planlar yaparsan başkaları da sana yaparlar. Ta Peygamber Efendimiz'in zamanından beri bu dine, bu topraklara saldırılar yapılıyordu. O kadar çok saldırılar yapılıyordu ve halen de yapılıyor. Bir gün ki Mekke'de eski Peygamber Efendimiz'in zamanında bir gün bir Yahudi, Gulam adında bir Yahudi, İslam'dan sonra Müslüman olmuşlara gelip İslam öncesindeki zamanları hatırlatıp onlara diyordu ki, hatırlayın bakalım, sorun bakalım bize hakaret ettiğiniz zamanları. Bir düşünün bakalım, bizi aşağıladığınız, bizi kötülemek için şiirler uydurduğunuz ve bize zulmettiğiniz zamanları deyip nefretini, kininin ateşini sürekli yanık tutuyordu. Bu Peygamber Efendimiz'in kulağına gittiğinde Peygamber Efendimiz ona dedi ki, ona herkese dedi ki, cahiliye dönemi kapanmıştır. Artık aramızda düşmanlık ve şey yoktur. Peygamber Efendimiz zamanında buna başarılı olamayanlar bugün nasıl burak denemişler ve şimdi de başarılı olmaya yeniden çalışıyorlar. Sevgili kardeşim, sevgili arkadaşımın söylediği gibi mezhepler bu dinin çiçekleridir. Ve bu mezhepler, bu dini, bu mezhep çiçekleri, bu dini rengarenk bir şekilde güzelleştirmektedirler. Bunların hiçbiri birbirinden ayrı, birbirinden farklı değildir. Ben size şunu söylüyorum ki, bu ülkenin hiçbir üyesi, Suriyeli hiçbir insan, hiçbir din, hiçbir vatansever bu katillerin ne yanındadır ne onlarla birlikte hareket etmektedir. Ben efendim, Resulüm olan Peygamber Efendimizin iki tane hadisini hatırlatmak isterim. Size iki hadisini hediye etmek isterim. Peygamber Efendimiz bir hadisinde der ki, tüm halklar Tanrı'nın çocuklarıdır. Ve tüm halklar Tanrı'nın istediği şekilde mükemmel olarak yaratılmıştır. İkinci bir hadisinde demektir ki, ve onlar o Tanrı tarafından sevilmektedir. İkinci bir hadisi ise Peygamber Efendimiz demiştir ki, zalimi ve mazlumu destekleyiniz. Bana sormuşlar, ya Muhammed, ya Peygamber Efendimiz, nasıl biz zalimi de mazlumu da destekleyelim? O demiş ki, zalimi zulmetmeyerek destekleyin. Mazlumu koruyarak destekleyin. Bu topraklarda, bu soylu, köklü, uygarlığın beşiği olan topraklarda, alfabenin bulunduğu, bütün insanlığın, uygarlığın yayıldığı topraklarda binlerce yıllık bir yazı var. O kadar önemli bir yazıdır ki bu. Bu yazıda der ki, eski yazıyla, antik yazıyla, eski alfabeyle ibadet etmediğin Allah'a küfretme. Biz bu geleneğin, biz bu toprakların, biz bu suyun, bu bereketin, bu hikmetin çocuklarıyız. بتطبيقي توجيهات الله عز وجل في كتابه الكريم وتوجيهات سيدي بني آدم الذي هو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لكم. Şeyh Halil El Hatip, siz bir Alevi din adamısınız. Ve iddia edilen şey şu ki, Aleviler Suriye'de ayrıcalıklı bir konumdadır. Ne gibi ayrıcalıkları var Alevilerin? Öncelikle ben size Allah'ın adıyla Muhammed'in ve şehitlerin ve salihleri saygıyla anarak selamlıyorum. Şehitleri, izin verirseniz şehitlerimizi saygıyla anmak istiyorum. Ve size bu topraklara, bu alfabenin, uygarlığın çıktığı, bereketli topraklarda hoş geldiniz diyorum. Bu bizim
bütün şehitlerimiz, şehitlerimizin çoğu Kasyum Dağı'nda yatıyor. Hiçbir şehidimiz bizim kutsal topraklarımız orada. Size, Suriye size uygarlığın beşiği, uygarlığın beşiği, insanlığın çıkışı, peygamberlerin, insanlığın, uygarlığın, bilimin, ilimin yerleştiği ve buradan bütün dünyaya yayıldığı topraklardan sesleniyorum. Suriye'de her yaşamın, her günün, her alışkanlığın, her geleneğin binlerce yıllık bir geçmişi vardır. Ve hepsi birbiriyle bağlantılı, birbiriyle birlikte gelişmiş ve birbirlerinden etkilenmiştir. Suriye'de Tanrı'nın doğru Tanrı doğru bir şekilde anlaşılmış ve İslamiyet'te, Hristiyanlık'ta doğru bir şekilde öğretilmektedir. Yüce Tanrı nasıl olur da aynı dili, aynı dini, aynı namazı, aynı duayı kullanan evlatları arasında bir fark yapsın ki biri bir diğerine daha fazla imtiyazlı olsun. Bizim görevimiz Yüce İslam'ın geleneklerinde, göreneklerinde, şeriatında, şeriatını rehber olarak alıp hayatımızı, toplumumuzu ona göre barış ve esenlik içinde yaşatmaktadır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed der ki Allah beni kızgınlıktan, nefretten korusun. Kızgınlığa, nefrete, Allah insanları kızgınlıktan ve nefretten korusun. Kızgınlığa ve nefrete ve kine sahip olan, öyle davranan hiç kimse bizden değildir. Ve onlara muah olsun, onlara yazık olsun, onlar müşriktirler. Biz biliyoruz ki Yüce İslam'da iki tane şart vardır cennete girmek için. Ve Allah'ım bana şahit olsun ki bu iki şart olmazsa ne yaparsa yapsın insan hiçbir şekilde cennete hayal bile edemez. Cennete girmek için ilk şart Allah'tan korktur. Allah'tan korkmaktır. İkinci şart ise, en temel ikinci şart ise nefretten, kinden, kızgınlıktan, kıskançlıktan, kötülükten arınmaktır. Eğer Allah'tan korkmazsanız, nefret, kin ve kızgınlıktan arınmazsanız, ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın, cennetin kapısı size kapanmıştır. Biz sorunuza Aleviler olarak burada ayrıcalıklı olduğunuz konusundaki soruya gelirsem de, biz Aleviler diğer mezheplerle, diğer dinlerle, diğer etniklerle aramızda herhangi bir sınır olduğunu, aramızda herhangi bir yerde kopukluk ya da bir yerden sonra farklılık olduğunu hiçbir zaman hissetmedik. Bu topraklardaki dinler, bu topraklardaki mezhepler, bu topraklardaki etnik kimlikler gökyüzünden paraşütle inmediler. Bu toprakların zenginliği olarak bu toprakların içinden doğdular ve bu topraklardaki kültürle, bu topraklardaki uygarlıkla, hoşgörüyle, sevgiyle beslendiler ve o şekilde bugünkü mükemmel hallerine geldiler. Biz diyoruz ki Siyonistlere, emperyalist batılılara, emperyalist öğrendiğimiz gibi, dinimizden öğrendiğimiz gibi Allah'ın malını Allah'a bırakıyoruz. Allah'ın öğretisini Allah'a bırakıyoruz ve biz kendi aramızda muhteşem bir şekilde barış dolu, sevgi dolu, kardeş ve aile olarak birlikte yaşıyoruz. Ben sözlerimi iki tane hadis ile nokta koymak istiyorum izin verirseniz. Peygamber Efendimiz sahabelerle otururken onlara dedi ki, siz Allah'ın sizden en çok ne istediğini biliyor musunuz? Sahabeler dediler ki, evet, namazı. O dedi ki, hayır, bundan daha da önemli bir şey istiyor Allah sizden. Onlar dediler ki, orucu. Hayır, bundan daha da iyi bir şey istiyor sizden. Onlar dediler ki, zekatı. Hayır, Allah sizden bundan daha iyice, daha büyük bir şey istiyor.
O size o görev verdi. Sahabeler peki ama bu nedir dediler. Allah dedi ki birbirinize olan muhabbet. Ve Cafer Tayyar. Cafer Sadık. Evet. Cafer-i Sadık Efendimiz dedi ki Ehl-i Beyt'e Peygamber Efendimiz ailesi olan sevgiden çok daha büyük bir sevgi vardır. Onlar da kimdir, nedir bu sevgi dediler. O da dedi ki birbirinize olan sevginizdir. Birbirinize olan muhabbetinizdir. Ben tam da burada bu hoşgörü mesajlarından sonra bir şey sormak istiyorum. Resail tesamuh hadi urid an atrah sual eden. Saldıranlar Müslüman değil dediniz ama onlar bu saldırıyı din adına, Müslümanlar adına cihat çağrısı olarak yapıyorlar. Bu konuda ne diyeceksiniz? Öncelikle ben doğruları söyleyen ve doğrulara ulaşmak için çaba harcayan, dürüst gazetecilik örneği veren ulusal kanala ve onun buradaki ekibine çok teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum ki hürriyet isteyen kimsenin hürriyetini gasp edemez, gasp etmemeli. Adalet isteyen adaletli olmak zorundadır. Eşitlik isteyen başkasına da eşit davranmak zorundadır. Islahat isteyen, reform isteyen fesatlık yapmamalıdır. Bu doğruları söyleyen kanal aracılığıyla, bu doğruları araştıran, bulan ve olduğu gibi ileten kanal aracılığıyla ben Müslüman olduğunu söyleyen bütün Arap devletlerine seslenmek istiyorum. Biz Suriye olarak İsrail'e uzattığınız barış elinizi bize iletmenizi, bize uzatmanızı isterdik. İsrail'le yapmış olduğunuz stratejik anlaşmada İsrail'i koruyacağınıza, ona destek olacağınıza dair imzaladığınız o stratejik anlaşmalarda bunun karşılığında İsrail için Suriye'ye saldıracağınız, Suriyelilerin kanını dökeceğiniz, Suriye'yi yerle bir etmeye çalışacağınız anlaşması imzasını mı attınız? Suriyelilere saldırmak, Suriye'de sivil asker, yaşlı, genç, eğitimli, eğitimsiz, insanların kanını dökmek İslam'ın hangi şartına vardır? Şu hangi şartına uyar? İslam'da hiçbir şekilde ölüm yokken ve yüce Allah insanın kendisini öldürmesini, intiharı bile lanetlemişken ve bir insanın kendisini öldürme aşamasında başkalarını da rahatça öldürebileceğini söyleyerek eğer kendisini öldürenin ne yerde ne gökte hiçbir şekilde yeri olmayacağını, fesatlıkla anılacağını söylerken yüce Allah nasıl olur da dinlerinde, dininde, bize verdiği, bize öğrettiği dininde masumların katlini, bebeklerin, doktorların, çocukların, kadınların, alimlerin katlini ve saldırısını onaylar. Masumlara, doktorlara, eğitimlilere, çocuklara, kadınlara, babalara, din adamlarına, sıradan masum insanlara, askerlerine saldırıp onların kanlarını akıtmak mıdır İslamiyet? O mudur İslamiyet? Tüm ki Allah bir kavimde, bir millette katliam yapılmasına göz yuman ve onu görmezden gelen bir kişinin yaptığı katliamı bile görmezden gelen bütün kavmi lanetlemiş ve töhmet altında bırakmıştır. Dinde katliam, şeriatta katliam yoktur. Dinde insan öldürme, dinde bir kişiye bir damlacık zarar verme yoktur. Bu Yahudi dininde de yoktur. Fakat Siyonizm'de vardır. Siyonizm, Müslüman olan, kendisi gibi olmayan, Hristiyan olan herkesin tamamıyla katledilim, tamamıyla yok olma kadar öldürülmesini hedeflemektedir. Ben Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Tayyip Erdoğan, yarın öbür gün Tanrı'nın karşısına çıktığında bu yaptıkların hesabını nasıl vereceksin? Sen Tanrı'nın karşısına çıktığında senin ülkende, kendi ülkenin çocukları olan Kürtleri öldürdüğünde o ülkedeki bu kanlı katliamı durdurmazken komşularına aynı şekilde saldırdığında bunun hesabını soran Tanrı'ya
iki elin yanındayken nasıl cevap vereceksin? Ben bunu sormak istiyorum. Eğer siz İslamiyet için bir şey yapmak istiyorsanız, mazlumlar için bir şey yapmak istiyorsanız, ey dünyadaki Araplar, ey Müslüman olduğunu söyleyen insanlar, gelin bizimle el ele verin. Hep beraber Gazze için savaşalım. Yıllardır, onlarca yıldır İsrail'in, Siyonist İsrail'in zulümlerine, işkencelerine maruz kalan Filistinlerin yanında bizimle savaşın. Neredeydiniz siz İsrail Gazze'yi yerle bir ederken? Oradaki kadınları, çocukları aşağılarken, tecavüz ederken, öldürürken? Gelin bizim dinimizi yok etmeye çalışan Siyonizmi, Siyonizme karşı birlikte savaşalım. Gelin bizimle el ele verin. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Yüce Allah'ın bize emrettiği bir emriyle bitirmek istiyorum. Yüce Allah'ımız bize der ki, iman ve güzellik için yardımlaşın. İman ve güzellik için bir araya gelin ve birbirimize destek olun. Kötülükler ve şerler için değil. İman ve güzellik bu ülkenin insanlarını daha mutlu, daha huzurlu, daha özgür yaşatmak çalışmasıdır. Onları öldürmek, katletmek değil. İman ve güzellik Suriye'nin, bu tarihi köklü ülkenin ve bu toprakların, bereketli toprakların daha da zenginleşmesini, daha da mutlu, daha uygar olmasını sağlamak için çalışmaktır. Onları yok etmek, bütün zenginliklerini yerle bir edip devletin malını, mülkünü yok etmek değil. İman ve güzellik için birlikte çalışmak, bir farklı görüşlerden bile olsam, bütün farklı görüşlerin bir masa etrafında toplanıp sadece Suriye'nin çıkarı için, sadece Suriyelilerin mutluluğu, refahı ve güveni için ortak birlikte tartışmak ve ortak kararlar alıp onları uygulamaktır. Ben Yüce Allah'ımızdan şehitlerimizi ve bizi rahmetiyle kutsamasını istiyorum, diliyorum. Ben Yüce Allah'ımızdan bizi affetmesini ve bizi daha iyiye götürmek için aklımızı korumasını istiyorum. Beyne yedey ve ente katilun lil ekrad. Men yuhafizu ala حماية جيرانه ينبغي عليه أن يحافظ على حماية أبنائه أولا وشكرا. Burada bizi heyecanlandıran, umutlandıran konuşmalar dinliyoruz. Sayın George Bush konuşmasında çok önemli vurgular ve çağrılar yaptı. Hristiyan Batı'ya sesleniyorum. Kininden, nefretinden ayrıl. Haçlı saldırısı yapma dedi. Ve biz Hristiyan Batı'nın zulmünden korkarız dedi. İkinci çağrısı da Türkiye'ye, Tayyip Erdoğan'aydı. Ona da tövbe çağrısı yaparak Türkiye'nin kuruluş ilkelerine dön şeklinde bir vurgu, bir çağrısı oldu. Burada anladığımız kadarıyla laiklik vurgusu yapmış oldu Sayın George Bush. Öncelikle bu laiklik çağrısı mıydı? İkincisi, Suriye'nin birliği açısından farklı inançlarda, mezheplerdeki toplum kesimlerinin bir arada yaşaması açısından laikliğin önemi nedir Suriye açısından? Bunu sormak istiyorum. Nahnu Suriye atyaf. Suriye fi'anna. Biz Suriye'de farklı görüşlere, farklı mezheplere ve farklı dini kurallara sahibiz. Bu farklı mezheplerin, farklı şeriatları, farklı din, farklı mezhep kuralları, kanunları bizim birbirimizden ufak da olsa bir renk farklılıkları çıkarıyor. Fakat bunların çok üstünde bizim vatanımızın, Suriye'nin en tepedeki kanunu var. Bu kanun bizim aramızdaki o renk farklılıklarının birbirinin üzerine gölgelemesini, birbirine üzerine bastırmasını ve karartmasına engel olmaktadır. Bizim kanunlarımız bizi birleştirmektedir.
gerçekleştirmektedir vatandaşlık kanunlarımız. Ve tabii ki bazen benim örneğin Hristiyanlık dininde Ortodoks, Katolik gibi farklı mezheplerimiz var. Ve bu farklı mezheplerden kimisi bazı detaylara, bazı konulara benim çok benimsemediğim, benim mezhebimin benimsemediği bir şekilde geliştirmiş olabilir inancını ya da kurallarını. Ya da ben onların tam benimsemediği bir şekilde bir duruş, bir inanç, bir şey sergilemiş olabilirim. Fakat biz o kadar mutluyuz ki Allah'a şükür bu kadar farklı şeylerimize, detaylarımıza rağmen yüzlerce, binlerce yıldır birbirimizle yaptığımız, sürekli yaptığımız görüşmeler, birbirimize olan yakınlığımız ve birbirimize olan, sürekli birbirimizi tartışarak aramıza oluşabilecek engeller, aramıza birbirimizi anlamaya, birbirimizi uzak, birbirimizden uzaklaştırmaya çalışacak engelleri konuşarak, tartışarak hep kaldırdığımız için ve vatandaşlık kanunlarımızın, Suriye ana vatanımızın kanunlarının bunları böyle tepeden hem koruduğu hem de birbirine hem de özgür bir hayatta, yaşamda kalmalarını sağladığı için çok mutluyuz. Laikliğin tabii ki bunda çok büyük bir rolü vardır. Laiklik bence bizi birbirimize daha fazla bağlıyor. Fakat laiklik herhangi bir inanca, herhangi bir mezhebe hiçbir şekilde dahil olmuyor. Onlara ne yapacağını, ne ödeyeceklerini, ne nasıl inanacaklarını, nasıl düşüneceklerini söylemiyor. Laiklik bizi sadece birbirimize daha da güçlü, daha da sıkı ve daha da kardeşçi şeylerle bağlıyor. Bağlarla bağlıyor. Türkiye اتحررت بجمهوريتها من هالمفاهيم القديمة جدا لهالشكل اللي عم نحكي عنه صارت الجمهورية التركية وصارت العلمانية وعطت ازدهار قوي السؤال لأردوغان ليش هلأ عم يرجع يشعل مفهوم الفتن الطائفية ليش عم يزرع مفاهيم للإسلام Türkiye Cumhuriyeti hürriyetine bu şekilde laiklik yoluyla kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti bütün toplumlara laikliği, hürriyeti ve özgürlüğüyle kavuşarak örnek oldu. Yükselen bir yıldız oldu. Peki şimdi Erdoğan'a bir sorun var. Neden bizim aramıza fitne sokuyor? Neden kendisinde istemediğini bize dayatıyor? Saygıdeğer müftünün söylediği gibi neden kendisi ülkesinde terörist istemezken bizim ülkemize terörist gönderiyor? Neden bunu bize dayatıyor? Bunu bize niye reva görüyor? Aynı sorun Batı Hristiyanlarına. Batı Hristiyanları kendileri özgürlükleri için savaşırken ve bu özgürlükleri için çok fazla bedel ödemişken neden bize Haçlı Siyonizmini dayatıyorlar? Bize neden özgürlüğü değil, köleliği reva görüyorlar? Neden bize hürriyeti değil, bağımlılığı ve boyun eğmeyi reva görüyorlar? Ben kardeş Türk halkına sesleniyorum. Ben 2 yıl Antakya'da yaşadım. Orada görev yaptım. Biz birbirimizden çok kız alıp verdik birbirimize. Biz sadece komşu değiliz. Biz bir aileyiz. Birbirine karışmış bir aileyiz. Antakya Kilisesi Şam Patrikliğine bağlıdır. Ben Türk halkından rica ediyorum. Türk halkına diyorum ki siz nasıl zincirlerinizi kırdıysanız daha önce ayağa kalkın. Ayağa kalkın ve bize yardım edin. Bizim zincirlerimizi kırmamıza destek olun. Ben herkes soruyor. Sünni, Alevi, Hristiyan. Ben hiçbir zaman Suriyeliyim, ben başka bir şey demedim. Biz hepimiz Suriyeliyiz. Ben Hazreti Muhammed'i, bütün Arapların peygamberi, Hazreti Muhammed'i saygıyla anar ve ona inanırım. Ben bu topraklarda Müslüman kardeşlerimle birlikte, farklı mezheplerle birlikte barış içinde yaşamak için çabalıyorum. Ve bu benim gelenek ve göreneğimde var. Ve biz barış içinde yaşıyoruz. Ben Türk halkından bizim için ayağa kalkmasını, kendisi için ayağa kalkmasını istiyorum. Nehne heykim ned'i. Nehne şa'ab suri ve leyşe sa'ab din ve la tavaif.